Sıkılana kadar meze yapacağız. Daha doğrusu ara sıcak yapacağız. Bugün biraz canım sıkkın. Canımın sıkkınlığı geçene kadar ara sıcak yapacağız. Çok ince mandolini olanlar rahat bu tarifte. Ama benim gibi mandoliniz yoksa çok ince ama çok ince kabakları kesiyoruz. Ne kadar ince o kadar lezzetli. Böyle ip ince kesmeniz gerekiyor. Ne kadar ince o kadar lezzetli. İnce ince. Demek ki doğru yoldayım. Hemen bunlar da süzgecin içine. Tuzla ve kabağın suyunu salması için 5 dakika, bilemediniz 10 dakika bekletin. Görüyor musunuz nasıl terledi? Fazla suyunu şöyle akıttım. Daha sonra kabın içine un, 1, 2, 3, 4 yemek kaşığı. Yani en fazla 100 gram gibi un düşünün. Her yeri unlandı. Öyle dibinde çok fazla un kalmadı. Orantılı. Köşede sırasını beklesin. Bir yumurtanın sadece beyazına ihtiyacım var. Sarısı hemen böyle. Ve ikinci yumurta. Hemen bunun da beyazına ihtiyacım var. Sadece beyazı. Sarısına ihtiyacımız yok. Sarısı böyle. Sarıları başka bir yemekte kullanacağız. Bu hemen dolaba. Şöyle bakalım. Tamamen köpük olduğuna inandığım anda, yani sıvı tarafı kalmadığını anladığım anda, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kırmızı toz biber ama dağıtarak bakın. Bir çay kaşığı kırmızı pul biber. Bir çay kaşığı kekik. Görüyor musunuz? Bütün baharatlar içine karıştı. Şimdi burada sizden istediğim hemen yumurtayı, katı halini görüyor musunuz yumurtanın? Hiç suyu hali kalmadı. Burası önemli. Ve karıştır. Sadece karıştır. Şaşırttı demişsiniz bu tarif. Muhteşem bir ara sıcak yiyeceksiniz. Evdeki malzemelerle. Evet bu tamam, hemen ocağın başına. Ocağın altı en güçlü şekilde yanıyor. Hemen bir çelik tava. Herhangi bir derin tava kullanabilirsiniz. Çiçek yağı. Ne kadar bol yağ o kadar kolay kızartırsınız. Ama tabii ki yağ miktarı size kalmış. Bir top yapıyorum. Ve içine bırakıyorum. İşte böyle. Bir daha yapalım. Ve bırak. Ve sonuncu. En yüksek ateşteyim, dikkat edin. Şöyle bir bakalım. İsterseniz üstüne şöyle yağ atabilirsiniz. Yağ banyosu yaptırabilirsiniz. Ya da zamanı geldiği zaman böyle çevirebilirsiniz. Tamamen nasıl isterseniz. Çevir. Zamanı gelmiş. Bunu yüksek ısıda kızartmak çok önemli. Yoksa yağ çeker. Ona göre ondan sonra koy, yağ çekti falan demeyin bana. Kızartırken çok dikkat etmelisiniz. Kesinlikle yağ çekmemeli. İki tarafı da aynen böyle kızarmış olmalı. Görüyor musunuz? Ve bunun fazla yağını alalım. Normalde meze yağlı olur biliyorsunuz ama ara sıcak yapıyoruz. O yüzden fazla yağ aksın. Fazla yağ aksın. Şöyle alalım. Hemen içine. Hatta bakın dayanamayacağım ya. Şunun bir tadına bakalım. Tabak yapalım. Annemin tabakları kullanalım. Eski tabaklar. Resmen yoklukların kanalıyız. Hemen bir sarımsak. Biraz yoğurt. Ne kadar istiyorsanız. Top sizde. Sarımsağı iyice karıştır. Ondan sonra bak keyfine. Biraz kırmızı pul biber. Evet. Nasıl gözüküyor? Belki biraz daha güzel bir tabağımız olabilirdi ama evdeki tabağı kullandık açıkçası.
Tadına baktığın zaman çok beğeneceksiniz. Şimdi birinci ara sıcağımız hazır. Hemen ikinciyi yapalım. Bitti mi? Bitmedi vatandaş. Canımız sıkkın demiştim. Bir tane patlıcan. Maç seyredeceğim. Bugün erkenceyiz. Saat daha henüz 10.30 gece. Bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum ama bu biraz erkenci vampir. İyice bütün patlıcanı tamamen dedikleri açtıktan sonra hemen bir kabın içine çok az bir zeytinyağı deliklerden içeriye girsin ve bu hemen fırına. Közleyeceğiz bunu. İsteyen közmatikte de közleyebilir. Eğer ki mangalda yapıyorsanız öf dadından yenmez. 200 derece közleyene kadar. Patlıcanı közledik. Gördüğünüz gibi tamamen közlenmiş. Buradaki önemli nokta ve püf noktası patlıcanı bütün halde soymalıyız. Buradaki önemli nokta patlıcanın kabuklarını tamamen soyup kesinlikle hiçbir zarar vermemek. Şu kalan patlıcan kabuğunu da alalım. Patlıcanı tam ortadan kesiyorsunuz ama dibine kadar inmiyorsunuz, tamam mı? Yani kopmamalı. Daha sonra patlıcanı şöyle genişletiyorum. Sapı bunu tutuyor. Kopmasına izin vermiyorum. Bıçağımla genişletiyorum. Bir kaba, bir tane yumurta. Çırp. Yumurtayı iyice çırptıktan sonra patlıcanı tamamen yumurtalıyorum. Tamamen yumurtala. Patlıcanın her tarafının yumurtalandığına emin oluyorum. Bir kap daha kullanalım. Şimdi bu kabuğun içine hemen biraz galeta unu, kırmızı toz biber. İlla baharat kullanmanız gerekmiyor ama lezzet vermesi için karabiber. Tuz. Biraz pul biber. Ve şöyle bir bütün baharatı içine yedir. Daha sonra iyice yumurtaladığın patlıcanı akıt. Ve şöyle her tarafını bulaşsın. Hatta şu iç tarafı var ya, bakın buralara bulaşmıyor genelde. Restoranlarda yapılan hatalardan bir tanesi. Tamamen elinizle her yerine galeta unlandığına emin olun. Her yerine. Daha sonra hemen ocağın başına geçiyorum. Hemen ocağın başına. Kabak için kullandığımız yağ kullanalım. Çok sıcak olması çok önemli, bir bakalım. Isınmış mı? Isınmış. Tam istediğim gibi. Her tarafının galeta unlu olduğunu dikkat ediyorum. 3-4 dakika sonra bir kontrol edelim. Durumu nasıl? Evet, gayet iyi kızarmış. Diğer tarafı. İşleri sahipleri, bu tarifi kaçırmayın. Çok ucuza bir ara sıcak müşterinize ikram edebilirsiniz. Fiyat olarak üzmeyin onları. Evdekiler siz de mutlaka bunu deneyin. Bir 3-4 dakika sonra yine bakalım. Evet, sanki bakar mısın? Şuna bakar mısın? Burada şov var ha. Farkında mısınız? Hemen fazla yağ aksın. Şu fakir tabağını kullanalım. Hemen. Şöyle yatır. Bir takviye yap. Yine kırmızı pul biber. Yeşil soğan. Daha doğrusu taze soğan biraz. Biraz maydanoz. Biraz zeytinyağı. Nasıl gözüküyor? Diğer ara sıcağına geçelim. Bitti mi? Bitmedi vatandaş. İki tane bebek patates. Küçük patateslerden. Sıcak su. Benim için iki tane yeterli. Çünkü tek kişiyim. İsteyen daha çok yapabilir. Biraz tuz. Ve sadece haşlanmasını bekliyorum. 15-20 dakikadır kaynıyor. Çatal içine giriyor. Demek ki pişmiş. Hemen şöyle. Oo, çok sıcak. Bakalım şuna. Bu da giriyor. Demek ki bu da pişmiş. Ezik patates yapıyoruz. Hayatın sillesini yemiş. Herhangi bir aletle, bu kaşık olabilir, böyle bir kevgir olabilir. Eziyorsunuz. Şöyle ezdikten sonra hemen böyle bırak. Bir kap. İki tane büyük sarımsak. Hemen kabın içine. Biraz karabiber. 1, 2, 3, 4, 5 yemek kaşığı zeytinyağı. Biraz maydanoz. Maydanoz ne kadar isterseniz. Miktarı size kalmış. Maydanoz hemen içine. Daha sonra patatesin üstüne.
biraz da biberleyelim. Bu artık hemen fırına. 200 derece 20 dakika. Şu yaptığımız karışımdan hemen altına yağ, sarımsak, maydanoz ve baharatlar. Hemen şöyle alalım. Şu bir. İnanılmaz sıcak. Şu iki. Üstüne karışımdan sarımsaklı, işte bu, biraz pul biber. Siz daha çok yapabilirsiniz. Bu benim için yeterli. Tek kişiyim çünkü. Nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız çok yakışıklı gözüküyor. Evdeki malzemelerle ekonomik, pratik, hızlı, bir de birbirinden lezzetli. İş yeri sahipleri şunu mutlaka deneyin ve tabaklara müşterilerinize sunun. Ama fiyatı abartmayın. Sonuçta bir patlıcan ama karınızı yapın. Ben şununla başlamak istiyorum. Çatal kullanmayacağım. Çatal kullanmayacağım ama şu daha çok hoşuma gitti görüntü olarak. Nasıl gözüküyor bana sorarsanız? Tablo gibi. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. Ama şunu yapabilirsiniz. Sarımsaklı yoğurt. Tekrar bir açın ağzınızı. Şunun şöyle bir tadına bakın bakalım. 10 üzerinden 9,5. Yarım puanı da ben yaptığım için kısıyorum. Siz yaparsanız 10 üzerinden 10 olur. Of. Kabak resmen ağızda patlıyor. Lezzeti. Açın ağzınızı. Bir de şunun tadına bakın bakalım. Yağını, üstündeki sosunu görüyorsunuz değil mi? Şöyle bir keselim. İçini iyice bir görelim. Bak, içini görüyor musunuz? Hatta şöyle yapacağım. İçini görüyor musunuz? Şunun gerçekten lezzetsiz olma şansı yok. Bunu mutlaka denemelisiniz. İş yerinde ara sıcak olarak ikram edin. Beni dinleyin, iş yeri sahipleri, kazanırsınız. Şof, patlıcan sevmeyen bile şunu denedikten sonra bütün bakış açısı değişecek. Patlıcan severler de ben bugüne kadar böyle bir şey niye denemedim diyecek. İzleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar, ayıp ediyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Ama tarifleri yapıyorsunuz, Instagram'dan yazıyorsunuz ama bakıyorum abone değilsiniz. Sizi takip etmiyorum, görmüyorum zannetmeyin. Hepimize yeni sağlık, tekrardan herkese selamlar.